Şu anda Panama sahili açıklarındayım. Az önce efsanevi kaşif Sir Francis Drake'e ait olduğunu sandığımız ve tam 400 küsür yıl önce denize gömüldüğünü düşündüğümüz bir tabut çıkardık. Atanın tabutuna bu şekilde saygısızlık etmen sence doğru bir şey mi Drake? Sanki ayıp bir şey yapıyorum. Ayrıca hani bana inanmıyordun? Çünkü minik bir araştırma yaptım. Öğrendiğim kadarıyla Francis Drake'in hiç çocuğu olmamış. Ama tarih de yanılabilir. Sana bir örnek. Boş bir tabuta saygısızlık edemezsin. O da ne öyle? Seni şeytan. Nedir o? Hadi yukarı kaldır. Hayır. Hayatta olmaz. Anlaşma tabut içinde. Hepsi bu. Bir dakika. Programın bu keşif gezisini finanse etmeseydi buraya asla... Hikayeni aldın küçük hanım. Bakın Bay Drake. Bir sözleşme imzaladınız. O şeyin içindeki her şeyi görme hakkım var. Bir saniye. Lafını unutma. Sally. Bir sorunumuz var. Acele. Bir dakika. Ne oluyor? Korsanlar. Korsanlar mı? Evet. Modern korsanlar. Bunlar esir almazlar. En azından erkekleri almazlar. Bir dakika, sen neden bahsediyorsun? Bizim yetkilileri çağırmamız gerekmiyor mu? Evet, bu harika olurdu tabii ama gel gör ki burada bulunmak için iznimiz yok. Ne? Evet, o yüzden bir Panama cezaevini boylamak istemiyorsan bu işi kendimiz halletsek iyi olur. Halletmezsek ne olur? Hiç Panama cezaevine girmediğim belli oluyor. Bunları kullanmayı biliyor musun? Evet. Kamera gibi. Sadece doğru tetiğe bas değil mi? Aferin sana. Hadi başlayalım. Nasıl bulabildi bunlar bizi burada? Bu herifler haftalardır peşinde dolanıyor. Atlattığımı sanıyordum. Ne? Bu biraz uzun bir hikaye. Geldi mi? Bu adamlar seni pek sevmiyor galiba. Ne dersin? Az konuş. Çok ateş et. Acele et Sally. Pişman olacaksın. Kafana kısıldım. Buna pişman olacaksın. Çıkarın şunu. Hadi Sally, neredesin? Gemi havaya düşecek, atlamalıyız. Allah!
Atla! Seni bir dakika bile yalnız bırakamayacak mıyım? Onlar gemiyi patlatana dek her şey kontrolüm altındaydı. Sen iyi misin? Yıllar sürecek terapiyle hallederim. Güzeller güzeli yetenekli Helena Fischer'ın ta kendisi. Yağcılığın sayesinde daha çok görüneceksin. Evet ama ben daha çok kamera arkasında takılırım. Bekir salam. Hayret bir şey ya. Ne dersiniz, daha fazla dikkat çekmeden buradan gitsek mi? Evet. Sir Francis'ten küçük bir armağan. Demek tabutu buldun ha? Bekle bir dakika, bu düşündüğüm şey mi? Drake'in kayıp günlüğü. Kendini ölü göstermiş. Aynen dediğim gibi sanırım. Büyük bir işin peşindeydi herhalde. Evet ama bu aramızda bir sır olarak kalsın. Emanet için teşekkürler Bay Drake. Sanırım indiğimizde o günlüğe bir göz atmayı hak ettim. Bak şimdi, Drake Pasifik'e yelken açtığında İspanyol donanmasını gafil avlamış. Gemilerini ele geçirmiş, tüm haritalarını, mektuplarını, günlüklerini almış ve her şeyi bu günlüğe kaydetmiş. Aha, yani bu... Ancak İngiltere'ye geri döndüğünde Kraliçe Elizabeth tüm harita ve seyir defterlerine el koymuş. Bu da dahil ve tayfasına konuşmama yemin ettirmiş. Tamam yani bu... Bence Drake o yolculukta büyük bir şey keşfetmiş Sally. Bu o kadar gizli, o kadar değerli ki ortaya çıkmasını istememişler. Pekala, bir dakika durup bunların umurumda olmadığını varsay ve sadede gel, olur mu? Asıl olaya dalmakla ilgilenen bir adamsın. Kadınlar arasında epey popülersindir. Hiçbir şikayet almadım. Madem öyle, iyi kısmı atlayacağım. Sadece senin için. Hay anasını, Eldorado. Büyük bir şeyin peşindeymiş. Başka bir şey var mı? Bakıyorum birden ilgini çekti. Evet. Hayır, ne yazık ki yok. Son sayfa koparılmış. Sana söylüyorum Sally. Onu bulduk. Nihayet aradığımızı bulduk. Evet. Ancak ufak bir sorunumuz var. Evet, aynen dediğim gibi. Havaya uçtu. Denize battı. Hayır, sigortamız bu yüzden var değil mi? Hayır, kamera... Kamera iyi durumda. Kamerayı dert etme, hayır. Hala gıcır gıcır. Sally, kız başının çaresine bakabilir. Onu bir görmeliydin. O zaman dışarı çık ve ona de ki az önce kayıp altından şehri bulduk. Belki yapımcısı bu gece canlı yayına yetiştirir. Hadi ama. Nate, bana güvenmiyor musun? Evet, az çok. Güzel. Çünkü bu kızı hemen göndermezsek dünyada ne kadar şerefsiz pislik varsa hazineyi kapmak için bizimle yarışacak. Sen gerçek bir centilmensin Sally. Biliyorum. Berbat bir şey. Ama atlatacaklar. Hayır bak, bütçeyi aşıp aşmamamız umurumda değil. Farkında değil misin? Bu olay yılın en büyük hikayesi olabilir. Selam. Hayır, onlara güvenmiyorum, tamam mı? Bu yüzden hızlı hareket etmeliyiz. Sen bana kamera ekibini ayarla, ben de söz veriyorum. Aşağılık herifler. Hey! Böyle olacağını tahmin etmeliydim.